Seni gördüğüme sevindim. Evet evet, senden bahsediyorum. Duydum ki beni çok seviyormuşsun. Bunu duyunca çok mutlu oluyorum. Ben de seni çok seviyorum. Konuşmayı fazla uzattım. Sayı treni geliyor, gitmeliyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Hey baban, bize yardım et de şu mavi kafalı gelmeden şuradan kurtulalım ha. Kuş bize nasıl yardım edecek ki? Saçmalıyorsun artık. Yardım etmek mi? Size mi? Ben o kadar cahil bir kuşa mı benziyorum? Konuştu. Anlamıştım bu kuşta bir farklılık olduğunu ha. Ne sanıyorlar bunlar beni? Ben bir papağanım. İyi konuşuyorum ama ağaçlara zarar veren hiç kimseyle işbirliği yapmam. Anladınız mı? Bana bak ey kuş. Sen çok güzel bir kuşsun. Ay, ne güzel sözler söylüyorlar. Bu adamlar da böyle güzel sözler söyler miymiş? Neredeyse kandıracaklar beni. Kuş, sana söylüyorum. Koca gagalı kuş. Koca gagalı mı? Hey baksana. Ufacık tefecik ama ne yapacağı belli olmaz. Sinirlenmişe benziyor. İyi kuş. Güzel kuş. Sen çok akıllı bir kuşa benziyorsun. Şu bahçe makasını bana ver de ne istersen yaparım. Sana kuşların padişahı gibi bakarım. Bir dediğini iki etme. Seni kuş sütüyle beslerim. Nasıl da yalvarıyorsun? İşte suçlu olunca bu hallere düşersin. Hadi ver şu makası, gözünü seveyim. Düşüncesiz adamlar. Bunları küçük çam ağacını keserken düşünecektiniz. Ne yaparsanız yapın beni kandıramayacaksınız. Ne dersin? Bize yardım edebilecek mi bu kuş? Yardım mı? Yaprağı, ağacı, çiçeği sevmeyen kuşları sever mi? Kuşları sevmeyenleri ben hiç sevmem. Sevmediklerime ise yardım etmem. Ağacı sev, ormanı koru. Herkes yaşasın mutlu. İşte Pamuk Prenses. O ormanı çok seviyor. Ormanda onun birçok dostu var. Pamuk Prenses 7 cücelerin şapkalarını yıkamış, ipi asıyor. Hop Hop Tavşan ve Neşeli Serçe de Pamuk Prenses'e arkadaşlık ediyorlar. 7 cücelerin şapkaları ne şeklinde? Bu şeklin adını biliyor musun? Peki ya şarkısını? Çünkü tam üç köşeli, biz tam üç kenarlıyız. Dikkatli bakarsanız her yerde varız, mutlaka her yerde varız biz. Biz mutlu üçgenleriz, çünkü tam üç kenarlı, biz tam üç kenarlıyız. Dikkatli bakarsanız her yerde varız, mutlaka her yerde varız biz. Kuşu lafa tutacağım. Sen şu elimizdeki ipi gevşetmeye çalış, tamam mı? Zaten mavi kafalı telaşlı bir gevşek bağladı. Tamam. Ne konuşuyorsunuz öyle fıs fıs fıs? Diyorduk ki aslında ben kuşları çok severim. Hatta küçükken... Yok onu söylemeyeyim. Hatta küçükken komşumuz kuş beslerdi de onu uzun uzun seyrederdim. Baktım da sana şöyle bir... Senin tüylerin ne kadar da parlak öyle. Böyle ilk görüşte gözlerime inanamadım. Ya öyle mi? Kıpırdayıp durma, çözemiyorum. Tamam. Helal etlerim. Seni ilk gördüğümde dedim ki... Ya şu adam bizi ilk yakaladı da... Yakalamasaydı şu üzerinde renkleri taşıyan kuşu asla bir daha göremezdim. Ne? Gerçekten mi? Böyle mi düşündün? O korkuyla beni fark edebildin demek. Bak sen. Dostum sen fark edilmeyecek bir kuş musun?
Ne kadar akıllı olduğun gözlerinden belli oluyor ya. Ya nasıl? Bunu hiç bilmiyordum. Gözlerim mi? Nesi var gözlerimin? Nesi var? Gözleri iri iri, bilmiş bilmiş bakıyor. Ha, gözlerin iri iri, bilmiş bilmiş bakıyorsun. Bak, bunu ne Elmer ne çocuklar hiçbiri fark etmemişti doğrusu. Daha çözemedim, beceriksiz, çabuk ol. Tamam tamam, şimdi çözeceğim. Şimdi şöyle yaparsam olacak. Konuşmaya devam et, kuş fark edecek. Tamam tamam, iri gözlü kuş. Neydi senin adın? Kakule. Ne güzel bir isim, Kokule. Ne demek Kokule? Hoş kokulu bir tohumdur. Bilmiyor musun kakule ne demek? Kıpırdama tamam. Çözdüm. Tamam. Belli etmeden kaçalım. Tamam. Kakule dostum. Demek sana gözlerin ne kadar anlamlı baktığını kimse söylemedi ha. Evet. Tüylerimin parlaklığı, rengimin güzelliğini ve ne kadar konuşkan olduğumu Çinçinler Ormanı'nda herkes bilir. Ama gözlerimin güzelliğinden kimse bahsetmemişti. Dostum, peki sen hiç aynaya da mı bakmadın? Ayna mı? Hayır, hiç aklıma gelmedi. Al şunu götür ona ver. Ha? Hadi. Bir bak şu aynaya, gözlerin ne kadar iri. Göremiyorum, ayna çok uzakta. Hadi götür. Bak. Yakından bak. Nasıl da ışıl ışıl. Aynaya bakmayı çok severim. Yüzümü incelerim. Kafamda gözlerim, kulaklarım, burnum, ağzım var. Ayşe de benim gibi aynaya bakmayı çok seviyor. Gözlerimizle aynaya bakınca kendimizi görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Burnumuzla kokuları duyabiliriz. Kırmızı bir gül mis gibi kokar. Nefis bir yemek. Güzel bir parfüm. Ve kötü kokulu çöpler. Hepsini burnumuzda duyabiliriz. Dilimizle bütün tatları alabiliriz. Acı bir biber. Tatlı bir pasta. Ekşi limon. Ve tuz. Hepsini ve daha binlerce tadı dilimizle tadarız. Bir de başımızda olmayan, aynaya baktığımızda göremeyeceğimiz bir duyu organımız daha var. Aynaya bakarken burnunu sıkarsan aynada onu da görebilirsin. Evet, işte o duyu organın elin. Elinle dokunduğun her şeyi hissedebilirsin. Bir ateşin yakıcılığını, karın soğukluğunu, pamuğun yumuşaklığını, kaktüsün dikenlerini. Gerçekten gözlerim çok iri. Işıl ışıl bakıyorum etrafıma. Nasıl da fark edemedim bugüne kadar. Az rastlanır bir güzelliğim var. Hadi çocuklar söylemediler de. Elmer neden hiç söylemedi ki gözlerimin güzelliğini? Tabii ya. Ceylanların gözlerinin güzelliğini anlatmaktan bana hiç sıra gelmedi ki. Elmer, sorarım ben sana. Ceylanların gözleri mi daha güzel, benimki mi? İyi ki şu adamcağızlar söyledi de fark ettim. Onlara teşekkür etmeliyim. Hey dostum. Neredesiniz? Nereye gittiniz? Kandırdılar beni. Kandırdılar. Elmer. Kaçtılar. Elmer. Kakale, ne oldu? Oduncular nerede? Kaçtılar. Nasıl kaçtılar? Ama Elmer onları bağlamıştı. İpleri çözmüşler. Ama Kakule, bu nasıl oldu? Nasıl olduğunu anlamadım ama çözmüşler işte. Hani sen onlara bekçilik ediyordun ha? Evet yapıyordum ama ben konuşurken çözmüşler iplerini. Farkına bile varmadım. Olamaz. Baltalardan birini almışlar. Halbuki Elmer sıkı sıkı tembih etmişti. Şöyle ellerinizi güzelce bağladın mı? Hiçbir şekilde kaçamayacaksınız. Sizinki daha iner. Gencecik ağaçları nasıl kesmeye kalkarsınız? Onlar da sizin gibi canlı. Üstelik hayatımızı sürdürebilmemiz için ağaçlara ihtiyacımız var. Bunu düşünemiyor musunuz? Düşünmüyorlar tabii Elmer. Düşünseler böyle davranırlar mıydı?
Ağaçlar bir sürü canlının yuvasıdır. Elmer dostum, eminim bunlar küçükken bir ağacı salıncak kurmamışlardır. Cahiller dostum, çok cahiller. Ormanın, ağaçların hepimiz için ne kadar önemli olduğunu farkında bile değiller. Ya. Bak Kakule, şimdi ben gidip polise ve gazetecilere haber vereceğim. Sen onlara göz kulak ol. Sakın gözünü üstlerinden ayırma, tamam mı? Hadi hoşça kal. Tamam dostum, sen merak etme. Ben bu hainlerle ilgilenirim. Hiçbir yere kaçamazlar. Ah Kakule, ah! Şimdi Elmer'a ne diyeceğim ben? Zaten baltayı da alıp gittiler. Kim bilir hangi ağacın canını yakacaklar. Tamam. Herkes haber verdi. Polisler de gazeteciler de birazdan burada olacaklar. Ya ne? Elmer kaçmışlar. Baltayı da almışlar. Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi? En iyisi peşlerinden gitmek. Daha ne duruyorsun? Al şu baltayı, koş peşlerinden. Koş. Tamam dostum, gidiyorum. Bekleyin caniler. Sizi adalete teslim edeceğim. Hadi biz de gidelim. Tamam evet gidelim. Hadi yürü. Şimdi görürsünüz Gürnice'yi. Ben ne dedim? Elmer'e koş dedim. Baltayı alıp koştu. Elmer baltayla ne yapacak ki? Ya elinden bir kaza çıkarsa, ya birine zarar verirse, düşünmek bile istemiyorum. O hainlere baltaları geri verecek değil ya. Umarım cezalarını çekerler hainler. Nasıl kestiniz o küçücük çam ağacını? Küçük kuşun eviydi o çam ağacı. Of ya. Ne oldu? Neden üzgünsünüz? Yoksa hainler Elmer'ı yakaladılar mı? Elmer bize kızdı. Geri dönün dedi. Tabii ya, iyi demiş. Ne işiniz var o adamların yanında? Beni bile kandırdılar, beni. Bırakın Elmer halletsin. Zaten polisler, gazeteciler gelir birazdan. Ağaçlar dünyamızın süsü, temiz hava kaynağı. Kuşların, arıların, sincapların barınağı. Çinçinler ormanında toprağın altında birçok tohum yeşerir. Fidan olurlar. Küçük fidanlar büyüyüp ağaç olmaya çalışırlar. Bizler de onları korumaya çalışırız. Çünkü onlar bizim için havayı temizler. Bize gölge yapar. Altında oturur piknik yaparız. Bir de yağmur yağmasına yardımcı olmak için çalışırlar. Bunu da bizim için yaparlar. Onları çok seviyorum. İyi ki küçük fidanlar büyüyor. Hey, sen de kimsin? Kim var orada? Benim ben. Ben, sen kimsin? Ben Fıstık Yeşili gazetesinden geliyorum. Bu adamı gördün mü? Evet gördüm. Yakından mı? Çok yakından. Sana zarar vermedi inşallah. Hayır, niye zarar versin ki? Böylelerinin ne yapacağı belli olmaz. Ağacı kesen kim bilir sana ne yapar. Ne yapar ki? Sadece tüylerimi okşardı. O benim dostumdu. Yoksa sen de onun işbirlikçisi misin? İşbirlikçi mi? İşbirlikçi de ne demek? Yani bu işi beraber mi planladınız? Tabii ki beraber planladık. Elmer bana sormadan hiçbir şey yapmaz. Demek adı Elmer. Hatta baltayı alıp koşmasını ben söyledim ona. Bir de utanmadan söylüyorsun bunu ha? Niye utanacakmışım ki canım? Hem sen kim oluyorsun? Söyledim ya, ben muhabirim. Muhabirci mi? Muhabirci değil, muhabir. Muhabir haberi araştırıp hazırlayan kişiye denir. Hem böyle korkunç bir plan yapın, sonra da utanmayın. Korkunç mu? O baltayı al dememeliydim. Yoksa Elmer o baltayla... Bütün suç benim. Demek itiraf ediyorsun ha? Durumları çok mu kötü? İkisini de mi? Bir tanesini kesmiş, öbürünü kesememiş. Kaçmak zorunda kalmış. Herhalde birileri kovalamıştır. Zavallı dostum. Demek kontrolünü bu kadar kaybetti ha. Neyse ki etrafta ormanı önemseyen birileri varmış da... ...başka ağaçları kesmeden onu tam zamanda durdurmuşlar. Ağaç mı? Ağaç mı kesmiş? Hı hı. Ben de sanmıştım ki... Sen ne zannettin? Ben de Elmer o küçük çam ağacını kesen adamları baltasıyla... dostum benim. Nasıl düşünebildin böyle bir şeyi? Papağan, sen ne söyleniyorsun kendi kendine? Papağan değil. Kakule! Kakule!
Neyse, şimdi bu yastık kafayı nereden bulabilirim sen onu söyle. Şşş, ona yastık kafa falan diyemezsin. Onun adı Elmer. Ona yalnız ben yastık kafa diyebilirim. Yastık kafa ya da Elmer. O bir ağaç katili. Onun yakalanmasına yardımcı olursan belki senin cezanı da hafifletebilirler. Ceza mı? Bir kere o ağaç katili değil. Ben de işbirlikçi değilim. Yani işbirliği yaptık da zannettiğiniz gibi değil. Ağaç kesmek için değil. Ağaç kesen o hain adamları yakalamak için. Elmer onları yakalamıştı. Sonra ben elimden kaçırdım. Şimdi Elmer suçsuzsa Elmer onları yakaladı. Evet. Sonra sen onları kaçırdın. Evet. Yani sen öteki adamların işbirlikçisisin. Evet. Yok, hayır, öyle değil. Ben Elmer'ın işbirlikçisiyim. Sen Elmer'ın işbirlikçisiysen neden öteki adamları kaçırdın? Benim iyi niyetimden faydalandılar. Elmer polislere haber vermeye gitmişti ki onlar kaçtı. Ay, öyle baltayla koşarak görünce ben de sanmıştım ki... Onların kaçtığını görünce o kadar telaşlandı ki baltayı alıp peşlerinden koştu. Daha doğrusu baltayı almasını ben söyledim. Baltayı almasını sen mi söyledin? Ama nereden bileyim canım? Telaştan ne söylediğimi biliyor muydum ki? Hay Allah. Yani şimdi ben yanlış adamın fotoğrafını çektim. Gerçek suçlular hala ormanda olabilir. Of, ve ben hala onların fotoğrafını çekemedim. Polisler geldi. Onları hemen yakalarlar. Hey! Çekmen gereken bir fotoğraf yok mu sence? He? Yani kahramanın, yani suçları yakalayan cesur ve iyi kalpli ve güzel... Sonra da serbest bırakanın mı? Ne? O bir kazaydı. Şuradan çek, şuradan. Şuradan. Dur dur. Bugünün bu saatinde şu açıdan daha güzel çıkarım. Sen işime karışmasana. Zaten beni çok oyaladın. Çek çek. Sayın Elmer, sizden çok özür dilerim. Ne? Neden bahsediyorsunuz? Ya, ormandaki bu hain katliamı sizin yaptığınızı düşünmüştüm. Ha? Düşünmüştüm de... Neyse, gitmem gerek. Hoşça kalın. Güle güle. Elmer, dostum iyi misin? Ah, neler oldu neler. Bugün çok zor bir gündü. Üstelik hiç tanımadığım biri benden özür diledi. Sen de bana teşekkür etmelisin. O nedenmiş? Çünkü biraz önce senden özür dileyen o kişi gazeteciydi. Senin elinde baltayla fotoğrafını çekmiş. Ben olmasam ağaç katili olarak yarınki gazetelerde boy boy fotoğrafın olacaktı. Ama bu çok saçma. Ben de öyle dedim zaten. Neyse ki ben bütün gerçeği gazeteciye anlattım da... ...büyük bir yanlışlık yapmaktan son anda vazgeçti. Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim de sen başlarında beklerken... Oduncular nasıl kaçtı hiç anlamıyorum. Öylesine konuşuyorduk ki bir baktım gitmişler. Ya sen görmeden nasıl gitmişler? Şey yani. Yoksa başka bir şeyle mi uğraşıyorsun? Hayır hayır dostum. Bütün dikkatimle onları dinliyordum. Üstelik gözlerinde onların gözlerinin üstünden ayırmıyordun öyle mi? Evet tabii ki ayırmadım. O kadar dikkatli bakmış olmalıyım ki gözlerimden çok etkilendiler. Ya... Demek öyle. Gözlerim çok güzelmiş dostum. Sen bunu niye daha önce fark etmedin? Yemyeşil bir ağacı kesecek kadar düşüncesiz adamlar bile... ...gözlerimin ne kadar güzel olduğunu fark ettiler. Tamam tamam. Bugün çok yoruldum. Daha fazla dinleyemeyeceğim. Gerisini duymak istemiyorum. Ama Elmer bak bu çok önemli. Şimdi sen benim gözlerimi önemsemiyor musun? Bütün gün oduncularla uğraştım. Gazetecilerle uğraştım. Çocuklarla uğraştım. Ben senden daha yorgunum. Kakule, o kadar yorgunsan neden dinlenmiyorsun? Bunların hepsini sonra konuşuruz, tamam mı? Biraz dinleneyim bari. Bir ağaç.
Hoşçakalın. Çınlı ister misin tanımayı Kakule'yi narçını Elmer.